30.000 dakikadan daha çok pedagojik içerik pepetimizde. Merhaba Bebee. Merhaba Şuşu. Nereye gidiyorsun canım? Şişlerle oynamaya gidiyorum. Bebe içeride uyuyor. Bugün içime sığmıyor Şuşu. Bir sebebi var mı canım? Yok. Bazen uyanınca çok mutlu hissediyorum kendimi. Ne güzel. Biliyor musun Şuşu? Ben her şeyi çok seviyorum. Örneğin seni çok seviyorum. Annemi, babamı, güzel Bebe'yi, şu ağaçları. Ay! Dur köpüştür oğlum. Seni de çok seviyorum. Senin karnın acıkmıştır. Bekle burada. Al bakalım. Güzel oğlum benim. Nasıl da acıkmış. Bak köpüş kuyruk sallıyor Şuşu. Köpekler nasıl mutlu olurlar biliyor musun? Nasıl canım? İşte böyle kuyruklarını sallayarak. Köpüş şu anda çok mutluyum diyor. Baksana. Evet bebeciğim. Sevdiğim biri mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum Şuşu. Ne güzel bir şey şu mutluluk. Seni seviyorum güzel köpüş. O da beni seviyormuş. Bak gördün mü? Gördüm canım. Bugünkü ilk kalbimi yapıştırabilirim o zaman. Ne kalbi canım? Seviyorsan söyle oyununu oynuyorum Şuşu. Bana sevdiğini söyleyen her kişi için işte tam da buraya bu kırmızı kalplerden yapıştırıyorum. İşte bu ilki. Tamam. Görüşürüz köpüş. Bana beni sevdiğini söyle. Utanma canım. Sıkınma canım. Bana beni sevdiğini söyle. Herkes birbirini sevdiğini söylesin. Şila? Ben geldim güzel Şila. Ne oldu Şila? Baksana Bebe, çiçeklerim soluyor. Ne isterlerse yapıyorum. Topraklarını havalandırıyorum. Sularını hep veriyorum. Ama neden soluyorlar, neden mutlu olmuyorlar anlamıyorum. Çiçeklerim solmasın Bebe. Onları çok seviyorsun değil mi? Evet. Peki sevdiğini onlara söylüyor musun Şila? Söylemek mi? Çiçeklere mi? Nasıl yani? Seviyorsan söylemelisin Şila. Güzel çiçekler, tatlı çiçekler. Ay sen ne kadar güzel bir çiçeksin öyle. Sarı sarı yapraklarına bayıldım. Ay senin de şu mor rengin ne kadar parlak. Ben sizi çok seviyorum biliyor musunuz? Güzel çiçekler. Şila da sizi çok seviyor. Hadi sen de sev onları. Aa güzel çiçeklerim benim, tatlı miniklerim. Sizi solarken görünce çok üzülüyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Harika. Gördün mü? Aa ben onları hep çok seviyordum ama sevdiğimi dokunarak, konuşarak onlara söylememiştim. Söylemelisin Şila. Uzak durma öyle. Seviyorsan söyle. Aa bir dakika. Uzak durma öyle. Seviyorsan söyle. Uzak durma öyle. Seviyorsan söyle. Söyle. İçinden geldiği gibi. Söyle. Beni hissettiğin gibi. Bakma bana öyle. Seviyorsan söyle, bakma bana öyle. Seviyorsan söyle, bakma bana öyle. Seviyorsan söyle. Ne güzel bir şarkı bu Bebe. Evet gerçekten harika bir şarkı Bebe. Şimdi yaptım. Gerçekten beğendiniz mi? Evet kesinlikle çok beğendim. Ben de çok beğendim Bebe. Bir daha söylesene canım. Tamam. Uzak durma öyle, seviyorsan söyle. Uzak durma öyle, seviyorsan söyle. Söyle, içinden geldiği gibi. Söyle, beni hissettiğin gibi. Çok yaşa Bebe. Sen ne kadar güzel kalpli bir kızsın Bebe. Teşekkür ederim. Güzel kalpli olunca hayat daha güzel oluyor. Ben seni çok seviyorum Bebe. İyi canım Şişam benim. Ben de seni çok seviyorum Şila. Şila bana sevdiğini söylediğini. Ha? Bir kalbim daha az. Şila Bebe. Aa Pepe. Pepe gelmiş. Güzel abi. Alkış çok güzeldi. Bebe dur ya. Canım kardeşim. Merhaba Pepe. Merhaba Şila, ne yapıyorsunuz burada? Çiçeklerim biraz solmuştu da Bebeyle onları iyileştirdik. Aa, nasıl başardınız? Onlara sevdiğimizi söyleyerek, dokunarak, sevdiğimizi hissettirerek. Aa, ne güzel. Hepsi çok güzel görünüyorlar. Bebe de harika bir şarkı yaptı. Aa, gerçekten mi? Söylesene kardeşim, çok merak ettim. Ha, tamam söylüyorum. Uzak durma öyle, seviyorsan söyle. Uzak durma öyle, seviyorsan söyle. Söyle içinden geldiği gibi. Söyle beni hissettiğin gibi. Bakma bana öyle, seviyorsan söyle. Bakma bana öyle, seviyorsan söyle. Çok güzel bir şarkı Bebeciğim. Teşekkür ederim abiş. Ben seni çok seviyorum abiş. Ben de Bebe. Sen de ne? Ben de işte. Abiş anlayamadım ki. Sen de ne? Sen de ne yapıyorsun? İşte ben de yani. Tamam söylesene abiş. Ben de ne demek ki? Ben de seni seviyorum mu demek istiyorsun? Evet Bebe. Tam söylesene de o zaman. Senin sesinden duysan ne olur ki? Benim sesimden duyunca hoşuna mı gidiyor? Evet Bebe. Şarkıda ne diyordu? Bakma bana öyle. Seviyorsan söyle. Ama ben diye söyleme. Açık açık. Seni seviyorum de. Peki dinle o zaman. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Yaşasın abi. Dur düşeceksin Bebe dur. Pepe beni seviyor, seviyor. O zaman bir kalbim ne oldu? O kalpler ne Bebe? Sevdiğini söyleme oyunu oynuyorum. Bugün bana kim sevdiğini söylerse onun için bir kalp yapıştırıyorum. Bak bunu Küpüş söyledi. Bunu Şila söyledi. Bunu da sen söyledin. Çok tatlısın Bebe. Merhaba Pepe. Aa, Keki merhaba. Bu benim okuldan arkadaşım Keki. Bu da Şila. Benim teyzemin kızı. Bu da Bebe. Kardeşim. Merhaba. 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 Beraber bir şeyler oynayalım mı? Ha tamam ne oynayalım? Biz top oynayalım mı? Tamam harika olur. O zaman başlıyorum. Keki. Ay tuttum. Harikasın Keki. Ay. Pepe. Ay, tuttum. Bebe. Hey, yakalayacağım seni. Hayır tutamadım. Stop. Kimi vursam ki? Uy, beni vurma Bebe. Beni de. Beni de vurma Bebe. Ama birinizi vuracağım. Ben hiçbirinizi ötmek istemiyorum. Aa Bebe oyun oynuyoruz kardeşim. Ben senin kardeşin miyim ki? Benden küçük olduğum için kardeşim sayılırsın. Sizi üzmek istemiyorum. Üzülmeyiz ki bu oyun. Oyunda yenmek de var, yenilmek de. Yani sen istediğini vurabilirsin. Üzülmeyeceğiz valla. Evet Bebe, oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. Evet güzel kardeşim. Kesinlikle kimi istersen vurabilirsin. Bu bir oyun. He tamam o zaman. Şuraya vurdum. Vurdu. Atıyorum. Bebe. Keke. Bebe. Keki. Bebe. Ama... Keki. Bebe. Ama biz de varız. Keki. Ama ikiniz oynuyorsunuz. Olmaz ki. Ben Keki'yi çok sevdim de abi. Onu atmak istedim. Ha, ben de Bebe. Sen de ne? İşte ben de. Sen de ne yani? İşte Bebe seni sevdim dedin ya. Evet dedim. Ben de dedim. Sen de derken sen de ne yaptın yani? Ha? Yani. Aa, ben de Bebe'yi çok sevdim. Bakma bana. Seviyorsan seni. Yine mi dönmece oynadınız siz? Ay evet Liko. Biraz fazla döndük galiba. Ne dersin kılavuz? Galiba haklısın Leli. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Leli ile kılavuzu gördünüz mü? Ne komikler değil mi? Evet. Hadi toparlanın da bugünkü oyunumuzu oynayalım. Evet kılavuz. Liko da geldiğine göre bugünkü oyunumuzu oynayabiliriz. Tamam. Yaşasın. Bugün sizin için harika bir oyunum var. Ay gerçekten mi? Nedir kılavuz nedir? Bu neyin gölgesi oyunu? Bu neyin gölgesi oyunu mu? Evet. Peki nasıl oynanıyor kılavuz? Benimle gelin. Oyun sahnemize gitmeliyiz. Oyun sahnesi mi? Evet hadi durmayın. Çok merak ettim. Ta 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 ta. İşte oyun sahnemiz. Bu perde de gölge perdemiz. Gölge perdesi mi? Evet. Kimin gölgesi? Kılavuzun. İşte oyunumuz bu. Gölgesini gördüğünüz şeyin ne olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Buldunuz. Bulduk bulduk, hoş bulduk, bulduk bulduk, hoş bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Bulduk bulduk, hoş bulduk, bulduk bulduk, hoş bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Hadi arkadaşlar hep beraber. Bulduk bulduk, hoş bulduk, bulduk bulduk, hoş bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Bulduk bulduk, hoş bulduk, bulduk bulduk, hoş bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Bu neyin gölgesi oyunu? Çok eğlenceli bir oyuna benziyor değil mi Eli? Evet. Hacivatla Karagöz gibi. Bu Hacivat. Bu da Karagöz. Oo hadi Cavcav. Bak bak kimler buradalar. Çok komik. Bilmiyorum Karagöz'üm. Kimler ekinleri budarlar? Hacivat anlamadı. Evet. Leli ve Liko gelmiş diyorum. Hadi Cavcav. Leli Liko. Merhaba. Merhaba Karagöz. Merhaba Hacivat. Aman be Karagöz'üm. Ben ne bilirim şeftali kaç kilo. Çok güzel bu gölge oyunu kılavuz. Evet Liko. Karagöz ile Hacivat en güzel gölge oyunudur. Bayılırım hem izlemeye hem oynamaya. Bir gün bize daha uzun uzun oynatır mısın Karagöz ve Hacivat'ı? Tamam söz bir gün oynatırım. Şimdi biz kendi gölge oyunumuzu oynayalım. Bu neyin gölgesi oyununu anlatırız mı? Diyelim gireli perdenin arkasından bir bardak gösterecek ve bu neyin gölgesi diye soracak. Ben de gölgesine bakıp neyin gölgesi olduğunu bileceğim değil mi kılavuz? Aynen öyle. Şimdi önce kim başlamak ister? Ben. Tamam Leli sen başla. Leli 3'e kadar sayacağım ve kum saati akmaya başlayacak. Bitene kadar kim daha çok gölgenin ne olduğunu bilirse o kazanacak. Hazır mısınız? Hazırım. Peki ya siz hazır mısınız arkadaşlar? Evet. O halde 3, 2, 1. Kum saati akıyor. Ay gidiyorum. Bakalım neler varmış. Bu da güzelmiş. Hangisini seçsem ki? Kum saati akıyor Leli. Acele etsen iyi olur. Ay tamam buldum. Hadi Leli. Ne göstereceksin çok merak ediyorum. Tamam Liko başlıyorum. Bil bakalım bu neyin gölgesi? Ay bu neyin gölgesi? Buldum. Gökyüzünde uçan bir şey değil mi arkadaşlar? Bu bir kuş değil mi? Hayır. Bu şeyin içine binilebilir. İşte şimdi buldum. Bu kuş değilse bir uçak olmalı. Bu bir uçağın gölgesi. Harikasın Liko bildin. Kum saati akıyor. Hadi Liko sıra sende. Git Hissettim bile. Ay, bu da olmaz. Şunu mu sorsam acaba? Leliko biraz uyuyor. Hadi seç birini. Heh, tamam buldum. Leli, bir bakalım bu neyin gölgesi? Bu çok sevimli bir hayvanın oyuncağının gölgesi Leliko. Ha, buldum bile. Siz de buldunuz mu arkadaşlar? Evet. Siz söyleyin o zaman, neyin gölgesi bu? Bir köpek. Evet, buldunuz. Bu bir köpek. Çok az süre kaldı. Kum saati akıyor. Leli, sıra sende yine. Hadi kılavuz. Benim yerime sen bir şey getir ve göster. Liko'yla ikimiz bilelim. Ne dersin? Harika derim. Uçtum bile. Bakalım bunlar kimin gölgesi? Ay, çok tanıdık ama. Aslında bana da çok tanıdık geldi Leli ama çıkaramadım. Ay, aşk olsun, yine korkuttun beni. Arkadaşlar yardım edin. Bunlar neyin gölgesi sizce? İyi bakın. Süre son saniyeler. Bulamadınız mı hala? 5, 4. Arkadaşlar siz de mi bulamadınız? Aşk olsun, bizi tanımadınız mı? Ay, bulamadım. Ya, bir yerde tanıyorum ama. Siz söyleyin arkadaşlar, bunlar kim? Leli ve Liko'nun gölgesi. Evet. Gerçekten de bulduk bulamadık. Bunlar bizim gölgemiz. İşte Bebee ve Leliko. Çok güzel bir oyundu kılavuz. Evet, harikaydı. Kim kazandı peki? Bakalım, Leli bir uçak gösterdi. Ve Leliko bildi. Leliko bir oyuncak köpek gösterdi. Ve Leli bildi. Ben de sizin oyuncak köpeklerinizi gösterdim. Ve bildiniz. Bizi izleyen arkadaşlarımız bildi aslında. Evet, doğru. Yani bu durumda berabere kaldık. O halde bunu hep birlikte kutlayalım. Evet. Salla salla çalkalı dansımız başlıyor. Salla, 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 salla çalkala. Salla, 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 salla çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla, salla çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla, salla çalkala. Hadi arkadaşlar, hep beraber. Salla, 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 salla çalkala. Salla, 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 salla çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla, salla çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla, biraz da kalçayı salla, salla, salla çalkala. Sonraki oyunumuza da bekliyoruz arkadaşlar. Evet, yine gelin. Yine eğlenelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. O öyle güzel kalbim. Pisi pisi. Herkese merhaba. Ne güzel bir gün, öyle değil mi? Anlaşılan Pisi'nin de keyfi yerinde. Ay, canım kuş gibi uçmak istedi. Tüm yeşilliklere, derelere, çiçeklere. Yukarıdan görebilsem keşke. Aslında bu söylediğin olabilir Pisi. Nasıl olabilir? Ben bir kediyim, uçamam ki. Ben kuş değilim ki çocuğu. Ama bir kuş gibi yükselip yukarıdan tüm bu güzellikleri izleyebilirsin. Gerçekten mi? Gerçekten. Peki nasıl olacak bu? Tabii ki bir balonla. Balonla mı? Amma da gülürsün çocuğu. Küçücük balon beni göklere nasıl uçuracak? Benim bahsettiğim oyun oynadığımız küçük balonlar değil. Sıcak hava balonu. Ha, sıcak hava balonu mu? Hiçbir şey anlamadım valla. Yani hava taşıtı olan bir balondan bahsediyorum. Hava taşıtı mı? Uçak gibi mi çocuğu? Evet, uçak da bir hava taşıtı ama balon biraz daha farklı. Dur sana anlatayım şimdi. Bil bakalım bu nedir Pisi? Bunu daha önce hiç görmedim çocuğu. Nedir? Bu bir balon Pisi. Balon. Bu bir balon. Evet, bir balon. Balon ne işe yarar çocuğu? Balon ısıtılmış hava ya da helyum ya da hidrojen dediğimiz hafif bir gazla doldurularak uçabilen, sepetine binilerek yukarılara çıkılan bir hava taşıtıdır Pisi. Gerçekten mi? Evet canım. Ha, çok eğlenceli olmalı çocuğu. Yani tam istediğim gibi. Evet, bu bir balon. Hayatıma hoş geldin balon. Kendi balonumu çizeceğim. İşte her şeyi yukarıdan görmemizi sağlayan uçan bir araç. Balon. Benim balonum. Harika görünüyor Pisi. Aa, ne oldu Pisi? Bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki buraya geliyor. Amanın. Pisi, çocuğum. Yavaş ben, yavaş. Merhaba arkadaşlar. İyi misin arkadaşım? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ne oldu Pan? Nedir bu telaşın? Kardeşim seni kayıp Pisi. Pin mi kayıp? Evet. Savaş yeşil olmaya gidiyorum diye çıkmış evden. Ama hala dönmedi. Bırakabildiğim yere kadar dolanarak baktı ama seni bulamadım. Ama çok büyük bir yer. Ha? Keşke böyle yukarı, çok yukarı çıkıp her yere kuş bakışı bakabilseydik. Buldum. Ama ödümü patlattım Pisi. Ne buldun? Hem çok eğlenceli bir yolculuk yapacağız, hem de kardeşim Pin'i bulacağız Pan. Nasıl olacak bu dediğin? Tabii ki bir balonla. Balonla mı? Aman, ben bir şey anlamadım bu işten. Bak şimdi, işte bu bir balon. Balon sepetli bir hava taşıtır. Balonla binip yukarıdan her şeyi görebilirsin. Koca yeşil havayı tepeden görüp Pin'i bulabiliriz yani. Gerçekten mi? Gerçekten. Balon, bu bir balon. Evet, bu bir balon. Bazen bir sorun çıkar hayatta. Çözüm bulmak gerekir inatla. Sakın çözüm yok diye ağlama. Çözüm aslında çok yakınlarda. Doğru bakarsan düşünürsün. Düşünürsen bulursun. Bulursan da çizersin. Çünkü asıl çözüm sensin. Harika bir yolculuğa çıkalım ve kardeşim Pin'i bulalım. Harika! Gidiyoruz! Harika! Gidiyoruz! Tüm ağaçlar, dereler, çiçekler hepsi harika görünüyor. İyi mi Pan? Evet Pisi, hepsi harika. dikkatlice etrafa bakalım. Tamam Pisi. Bir şey görüyor musun? Yok, çok yüksekteyiz. Buradan küçücük fare kardeşimi nasıl göreceğim ki? Göremiyoruz. Ha, haklısın. O zaman alçalmamız gerek. Cücü, ne yapmamız gerekiyor alçalmak için? Korkması canım. Onu nereden çıkardın? Korkmadım ki ben. Ödüm patladı yahu. Hiç de bile patlamadı. Patladı. Patlamadı. Patladı. Çocuklar. He? Bırakın tartışmayı da şuradaki pin değil mi? Baksanıza. He? Allah'ım. Gerçekten de bu pin. Pin. Yukarıdayız pin. Korkma olduk seni. Sizi uçuran şeyin adı ne? Bu bir balon abiciğim. Evet, bu bir balon. Evet, teşekkürler balon. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Motosiklete mi? Balona mı? Uçağa mı? Doğru, balona. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir balon çizin. Hem eğlendiren hem eğiten çizgi filmler Pepe TV'de. Düşlediğin her şey Pepe TV'de. Sen mutlu ol diye.